Merhaba. Gene dosya işlemleriyle ilgili harika bir alan üzerinde konuşacağız. Bu detay bir konu ama emin olun uygulama geliştirirken sunucu bazlı ya da farklı bir sistem taraflı programlama yaparken bir dosyanın üzerinde işlem yapmak detayları bilme gerektiren bir konu. Burada yapacağımız şey okuma ve yazma izinlerini kontrol etmek bir dosyanın. Bu çok önemli. Öncelikle bir yazma izinlerinin testini yapalım mesela. Bunun için hemen hızlı bir şekilde başlıyoruz. Open file'ı kullanacağım ben burada, OS içerisindeki ve buradaki demo.txt dosyasını kullanacağım. Ve diyorum ki burada write only işlemini yapacağım için bildiğiniz gibi daha önce söylemiştik bunu. OS içerisindeki o WR only tanımını kullanıyorum ve 666 olarak iznimizi verdik. Eğer hata varsa şu şekilde bir kontrol scope'u açtım burada. Ve diyorum ki OS içerisindeki is permission function'ını kullanarak bu hatanın nesnesine bir bak bakalım. Eğer hata varsa ben burada bu hatanın ne olduğunu öğreneceğim. Mesela hata, ben burada yazma işlemi yaptığım için hata yazma işlemiyle ilgili olabilir. Yazma izni reddedildi mesela. Şu şekilde bir hata yönetimimiz olabilir. Ve sonrasında da file'ı close ile kapatıyorum burada. Bunu bir test edelim. Bakalım nasıl bir çıktı alacağız. GoRun.com komutuyla. Şöyle çalıştırdık. Herhangi bir hata vermedi. Peki, ben şimdi şuna sağ tıkladım ve bunu dosyayı açacağım şöyle. Size de göstereyim ne yaptığımı. Mesela demo'nun üzerine geldim. Sağ tıkladım. Şöyle sadece salt okunur yapıyorum bu dosyayı. Yani üzerine yazma işlemi yapılamaz. Benim isteğimden sonra. Bakın şimdi yazma izni reddedildi. Çünkü sadece salt okunur bu dosya. Aynı şekilde bunun tersi de yapılabilir. Mesela şunu kopyalayayım ve hatta şöyle de kapatayım ben. Aynısını kullanacağım çünkü. Mesela bir dosyanın okuma izinlerini de kaldırmış olabilir sistem yönetimi. O zaman da şöyle bir işlem yapıyorsunuz diyelim. Read only şeklinde. Burada da okuma izni reddedildi şeklinde bir kontrol yaparak bunu da inceleyebilirsiniz. Çünkü mesela okuma yapamayacağınız bir dosyayı açamazsınız. Yani üzerinde bir işlem yapamayacağınız için öncelikle bunu kontrol etmeniz mantıklı olandır açıkçası. Yani buradaki temel prensip aslında bir işlemi yapmaya çalıştıktan sonra elde ettiğiniz hata üzerinden bu hatanın bilgisine erişiyorsunuz ve bunun permission ile ilgili olup olmadığını anlıyorsunuz. Temel olarak bu şekilde kullanılıyor diyebiliriz bu yöntem.